Merhaba arkadaşlar. Bugün boyanın yapımını anlatacağım size. Ben çok beğendim boyayı. Örülmesi de çok kolay. Tığ battığımı yaptım. Her zaman yaptığım gibi arada ikişer zincir çekerek. Sonra şu yeşil kısmına geçelim isterseniz. Hemen anlatayım. Bu yeşil kısımda arkadaşlar aynı tığ battıya iki kere giriyorum. Arada 3 zincir çekerek ve her bir bu V şeklinin arasında da 3 tane boşluk bırakıyorum. 3 tığ battı. Hemen 5 zincir çekerek başlamak istiyorum. Bir şekilden diğerine geçerken 5 zincir gerekiyor bize. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Bir defa baş alıyorum. Tığ battı da 3 boşluk bıraktım. Dördüncüye giriyorum. Çok aralıklı gibi düşünmeyin. Yoksa böyle fırfırlı gibi güzel görünmüyor oya bittikten sonra. Arada 3 tane zincir çekiyorum iki kol arasında. Şu şekilde yapıyorum. Tekrar 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 tane tığ battı da boşluk bıraktım. Dördüncüye giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Diğer kolunu yaptım. Bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığ battı da 3 boşluk bıraktım. Ve şu şekilde şeklimi oluşturuyorum arkadaşlar. Benim yerim kalmadı. Hemen 5 zincir çekip tığ battıya gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu benim çiçeğimi bağlamam için son şeyde lazım olacak burası. Siz de oyanızın sonu geldiğinde böyle yaparsanız böyle örülmemiş bir kısım kalıyor, 1 santim falan, ama oluşmaz oyanızda. Hemen yapalım isterseniz tekrar. Beyaz kısmına geçtik. Şimdi beyaz kısmındayız arkadaşlar. Beyaz kısma gelmeden önce gülü bitirirken 2 zincir çekiyorum. Alttaki yeşil 5 zincirime girdim. Sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Bir defa doluyorum. İkişer kat çekerek V harfimin içine giriyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 6 tane dolduracağım. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir zincir çekiyorum, bir doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. Bir zincir çekiyorum, bir doluyorum. Çift kat, çift kat çekiyorum. 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. 6 tane yeterli arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum tekrar. Buradaki beyaz işlemim bitti. Hemen yeşil zincirin altına giriyorum. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Yine baş alarak burada da 6 tane dolduruyorum. Aralarda biraz zincirim var arkadaşlar. Bu benim kirpik yaparken kullanacağım yer olacak. 3 oldu. 4. 5. 4 olmuş. Pardon. 5. Ve 6. 6 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Zincirin altından giriyorum. Tekrar 2 zincir çektim. 6 tane de buraya yapacağım. Aralarda birer zincirim var. Aralardaki birer zincir daha oyamın hareketli görünmesini sağlıyor. Aslında ben çok beğendim açıkçası o kısmını. 4 oldu. 5 oldu. Ve 6. En sondayız. Onu da yapalım. Örnek mendillerim birikti. Tüm videolarım yaklaşık 120'yi geçtik galiba. Hepsinin mendili birikti. Bir sürü. Ama böyle yarım olsun istemiyorum o mendillerin. Sonuna kadar yapmak istiyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. En son 6.dayız. Şimdi az önce oyayı kapatırken 5 zincir çekip tığ battıya geleceğim demiştim. Bunun içinde 2 zincir çekiyorum ve çiçeğimi şöyle buraya kapatıyorum. 1-2 zincir çekelim. Bu ipi kesebilirim artık. Yaptıklarımıza bakalım arkadaşlar. Şu anda çok birleşik görünüyor. Ama aralardan örümcekler girdiğinde bu kirpik görünümü böyle Türkan Şoray kirpiği diyoruz değil mi? O Türkan Şoray kirpiği görünümü oluşacak. Şimdi arkadaşlar yeşil iple en son sıraya giderken üçer zincir çekiyorum ve aralarda biraz zincir çekmiştim. O zincirlerden sık iğneyle giriyorum. Bir gül bitiple diğerine girerken de şu şekilde iki tane zincir çektim. Şöyle bir ekleyelim. İki tane zincir çektim. Şurayı o iki zincirle atlıyorum. Hemen göstereceğim. Sık iğne yapayım, anlayacaksınız. İki zincirle atladım. Sonra üç zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. İlk boşluğuma giriyorum. O bir zincir çekerek oluşturduğumuz boşluğa. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Boşluğuma giriyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Boşluğuma giriyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Boşluğuma giriyorum. Daha fazla çektiğimizde güzel durmuyor arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum.
Boşluğuma giriyorum. Bu bence 3 zincir buranın kararı oldu, öyle diyeyim. Bitirdikten sonra üst kısmını birinden diğerine geçerken 2 zincir çekiyorum. Hemen şuradan başlıyorum girmeye. Şurası. Girdim. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Böylece tüm parmakların arasından geçiyorum. Böylece boyam çok güzel bir görünüm alıyor. Dediğim gibi az önce bütün gibi duruyordu ama birbirinden ayrıldı. 2, 3 zincir çekiyorum. Yan tarafa geçiyorum. Hemen bakalım arkadaşlar nasıl yaptığımızı isterseniz. Gördüğünüz gibi çok güzel zarif bir oya. Ben şöyle göstereyim. Bunları şimdi yaptık. Bunlar benim daha önceden yaptıklarım da sizin için. Ben çok beğendim. Keyifle ördüm. Farklı renklerle de çok güzel olabileceğine inanıyorum. Ben de deneyin derim mutlaka. Siz de eğer benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olun. Böylece her gün düzenli olarak yayınlamaya çalıştığım örneklerimden haberdar olma fırsatı bulursunuz. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık.